Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 30 Temmuz Cuma. Bugün de tüm önemli konuları bir yana bıraktıran koronavirüsü haberiyle başlıyoruz. Tatil döneminde Alman tatilcilerin yurt dışından eve getirdikleri korona enfeksiyonlarının oranı artıyor. Enfeksiyonun gerçekleştiği tahmin edilen ülkeler arasında İspanya, Türkiye ve Hollanda, Hırvatistan ve Yunanistan başı çekiyor. RKI, Perşembe akşamı açıkladığı haftalık durum raporunda 28 Haziran-25 Temmuz arasında 3662 vakada virüsün yurt dışında kapılmış olma ihtimalinin yüksek olduğunu bildirdi. RKI raporuna göre yeni korona vakalarında Delta varyantının oranı %91 ile son derece yüksek olarak kaydedildi. Yeni korona dalgası veya aşı. Aşı ne kadar etkili? Aşı en iyi koruyucu. Almanya'da insanların yarıdan fazlası tam olarak aşılandı. Ancak korona vakalarındaki artış 3 haftadır sürüyor. Önemli soru şu: aşı ne kadar etkili? Gelen haberlere göre aşılananlar arasında hastalananların ve virüs bulaşanların sayısı artıyor. Büyük Britanya'da hastanelerde yatan insanların %40'ı aşılanmış insanlardan oluşuyor. Endişelenmek için bir sebep olamaz mı? Aşı enfeksiyonunun bulaşmasını ve bulaştırılmasını %100 engellemiyor. Ancak her iki durumda da risk faktörü düşüyor. İsrail, BioNTech aşısının insanları %95,8 oranında enfeksiyona karşı koruduğunu açıklamıştı. Ancak daha sonra İsrail hükümeti aşının etkisiyle ilgili yaptığı açıklamayı koruma oranını düşürerek düzeltti. İsrail hükümetinin son açıklamasına göre aşının virüsten koruma oranı %64, İsrail medyasına göre ise %39 olarak verildi. Aşı virüs öncesi ağır hastalığı olanları %99 değil, tam tersine %80 koruyor. İsrail hükümeti tarafından yapılan son araştırma sonuçlarına göre bu durumdan virüs öncesi ağır hastalığı olanlar ve yaşlılar etkileniyor. Politik magazin programı Monitor'un haberine göre virüs öncesi ağır hastalığı olanlara yapılan tam aşıdan arzulanan iyi bir bağışıklık sonucu alınamadı. Bu, insanlar virüsün bulaştırılmasında hala büyük bir risk durumunda. İsrail'de halkın %60'ı tam olarak aşılandı, ancak hastaneler tam olarak aşılanmış insanlarla dolu. Peki, Almanya'daki durum ne? Tam olarak aşılanmış insanlardan kaçının virüse yakalandığı bilinmiyor. Çünkü aşılanmış olan insanlara ne sinemada, ne konserlerde, ne de seyahat durumunda yaklaşık olarak test yaptırılmıyor. Aşı kimliğinin gösterilmesi yeterli. Bu büyük bir problem. Afrika kıtasında ortalama olarak insanların sadece %1,6'sı aşılanmış durumda. Bu da buradaki insanların virüse karşı korumasız olduğu anlamına geliyor. Virüsler Avrupa'dan oralara taşınabiliyor. Tersine turistler virüsü oradan buraya da getirebilir. 7 günlük insidans Avrupa tatil ülkelerinde 300'ün üstünde. 175'ten fazla insanın hayatını kaybettiği Almanya'nın batısında meydana gelen sel felaketi mağdurlarına 150 milyon euro bağış yapıldı. SR3'ün haberine göre 149 milyon euro tutarındaki bağış yardım kuruluşu Aksiyon Deutschland Hilft'in hesabına gönderildi. Sadece ARD kanalı tek başına 71 milyon 300 bin euro bağış topladı. Yardım kuruluşları topladıkları paraların tümünü afet zedelere dağıtabilirken
devletin açtığı hesaplarda biriken paranın tümünün selzedelere aktarılıp aktarılmayacağı sorusu henüz cevaplanmadı. Yardım kuruluşları bir haftada 110 milyon euro toplarken yerel hükümetlerin açtıkları hesaplarda yaklaşık 12 milyon euro birikmesi vatandaşın yardım kuruluşlarına hükümetlerden daha fazla güvendiğini ortaya koydu. Alman medyası hem federal hem de eyalet hükümetlerini doğal afetler gibi durumlara müdahalede beceriksizlikle suçluyor. Aslında bütün bu olaylar ve felaketler insan yapımı denilebilir. Doğru. Sel büyük hasara yol açıyor ve insanların yaşamına mal oluyor. Ancak sel felaketi sadece aşırı yağıştan değil, özellikle geniş alanların inşa edilerek betonlaştırılmasından kaynaklanıyor. Örneğin Almanya'da her gün 76 hektar alan yerleşim alanı olarak asfaltlanıyor ve betonlanıyor. Yerel yönetimler para kaybetmemek gerekçesiyle nehir kenarlarını dahi yerleşim alanı haline getiriyor. Asfalt ve beton suyu emmediğinden nehir suları da nehir yataklarına kurulu alanları sular altında bırakıyor. Ayrıca Almanya'daki nehir ve derelerin %90'ından fazlası doğal yataklarında değil, insan eliyle düzenlenmiş yataklarda aktıklarından aşırı yağış durumunda doğal yollarına geri dönüyor. Nehirler doğal olmayan yataklara aktarıldığında ise suyun akış hızı rekor düzeyde artıyor. Aynı şekilde Almanya'daki doğal taşma alanları yok edildiğinden sel felaketleri kaçınılmaz oluyor. Buna iklim değişiminin sonuçları da eklenince günümüzde meydana gelen felaketlere kapı açılmış oluyor. Sel felaketlerinin asıl nedenlerinden bir diğeri ise salt kar amacıyla doğayı sömüren günümüzün üretim sistemi. Bu sistem var olduğu müddetçe doğal felaketler kaçınılmaz gözüküyor. Orman Bakanı Pak Demirli, Türkiye'nin güney sahilinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e çıktığını açıkladı. ARD kanalının haberine göre bu arada otellerin de tahliyesine başlandı. Yangından Marmaris tatil bölgesi de fazlasıyla etkilendi. Orada alevler yer yer evlerin 40 metre yakınına kadar geldi. Özellikle tatil beldesi İçmeler de risk altında. Alevler nedeniyle oradaki tek yol artık kullanılamaz hale geldi. Tatilciler teknelerle güvenli yerlere taşındı. Türkiye son bir haftadır 21 ilde çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Adana, Antalya, Osmaniye, Mersin, Kayseri, Manisa ve Aydın'da ağır sonuçlar doğuran yangınlara müdahale devam ediyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 gün önce öğlen saatlerinde 4 ayrı noktada başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ilçe merkezine kadar ulaşmıştı. Yetkililere göre 41 orman yangınından çoğu şu anda söndürüldü. Anadolu Haber Ajansı, Antalya bölgesinde çıkan yangında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 122 kişinin yaralandığını, 58 kişinin tedavi altına alındığını bildirdi. Her şey en sonunda dönüp dolaşıp yine iklim değişimine geliyor. Armin Laschet, iklim korumasında öncü mü? Gerek Türkiye'de çıkan orman yangınları, gerek kuraklıklar, gerekse uzun süreli aşırı sıcaklar ve sel baskınları iklim değişiminin sonuçları. Bu konuda bilim insanları arasında hiçbir fikir ayrılığı yok. Armin Laschet, 175 insanın öldüğü evlerin yerle bir olduğu Kuzey Ren-Vestfalia eyaletindeki sel baskını sonrasında özellikle iklim koruması söz konusu olduğunda çok şey vaat ediyor. Sakladığı şey ise şu, kendisi ve partisinin Kuzey Ren-Vestfalia'da iklim koruması söz konusu olduğunda yıllarca frene basmış olması ve hala da frenden ayağını çekmemiş olması. CDU ve CSU partilerinin ortak şansölye adayı olan Armin Laschet, son röportajının ardından çevre koruma birlikleri tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Örgütler Laschet'in ya yalan söylediğini ya da hiçbir şey bilmediğini açıkladı. Bund Başkanı Olaf Bond, Laschet'in çevre koruma örgütleri kömür kullanımından vazgeçilmesi için
tarih olarak 2038'i önerdiler. Sözünün doğru olmadığını söyledi. Bant, Laşet ya yalan söylüyor ya da hiçbir şey bilmiyor. Çünkü biz iklim korunması için kömür kullanımının en geç 2030 yılında bitirilmesini talep ettik. Daha sonrası için değil, dedi. Aynı şekilde Almanya Greenpeace örgütü yönetim kurulu üyesi Martin Kaiser de Laşet için bu bilgisizlik şansölye olmak isteyen birisine yakışmıyor, dedi. Laşet, pazar günü ZDF televizyonuna verdiği röportajında Bavyera Başbakanı Markus Söder'in açıklamalarına atıfla Kuzey Ren-Vestfalia öncülük yapmakta ve 2030'da kömür kullanımını sonlandıracaktır. Kurmuş olduğumuz ve bilim insanlarının Greenpeace'in Bund'un ve tanınmış iklim araştırmacısı Profesör Schinel Huber'in üye olduğu kömür komisyonu yaptığı çalışmalar sonucunda son tarih olarak 2038'i önermişti. Komisyon hem ekolojik hem de sosyal sorunları göz önüne alarak bu öneriyi yapmıştı, demişti. NRV eyaleti 2017 verilerine göre ihtiyaç duyduğu elektriğin %65'ini kömür santrallerinden, sadece %12'sini yenilebilir enerjiden elde ediyor. Şu anda bunun yaklaşık olarak %50 kömür ve %20 yenilenebilir enerji olduğu tahmin ediliyor. Hem yenilenebilir enerjilerin kullanımındaki başarılar hem de teknolojik ve ekonomik değişime yönelik çabalar açısından Kuzey Ren-Vestfalia sadece 12. sırada yer alırken, yenilenebilir enerjilerin kullanımına yönelik çabalarda ise 8. sırada yer aldı. Nisan ayının sonunda Kuzey Ren-Vestfalia'nın siyah ve sarı eyalet hükümeti rüzgar türbinlerinin kurulmasıyla ilgili yasayı değiştirmeye ve kömür enerjisinin yanında kalmaya karar vermişti. Türbinler arasındaki mesafeyi 1000 metreye çıkardı. Böylece rüzgar santrallerinin kurulması ve yenilenmesi zorlaştırıldı. Laşet röportajında siyaset güven vermeli ve verilen vaatleri yerine getirmelidir. O nedenle belirtilen tarihe uymamız gerektiğini düşünüyorum. Kişisel olarak karbon salınımı için ücret ödenmesi durumunda tarihi daha erkene alabileceğimizi düşünüyorum diye konuşunca bahsettiği örgütlerin temsilcileri tarafından yalanlandı. Sonuç, karşılaştırmalar NRV'nin iklim değişikliğine karşı mücadelede orta alanda görülebileceğini gösteriyor. Değerli dinleyiciler, böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Hepinize iyi hafta sonları dileriz. Sağlık ve sevgiyle kalın. Ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.